Seni kırdığımı biliyorum. Bana kızgınsın da. Ama seni kırdığım için ben de kendime kızgınım. Hem de çok. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Affedildin mi? Paket ne? Bu mu? Bu belki hemen affetmezsin diye hazırlıklı geldi. Küçük bir rüşvet diyebiliriz. Bilseydim affetmezdim. Affetsen de etmesen de bu senin zaten. Senin el yazın değil. Bu hediyeyi kim aldı? Ha Meltem Hanım. Ben biraz yoğundum bugün. Senin adına bana hediyeyi Meltem Hanım aldı, öyle mi? Aramızdaki meselelere vakıf olacak kadar hayatımızın ortasında yani. Narin tabii ki öyle değil. Sadece Mert işin içinde olduğu için o da kendini kötü hissetmiş. Yardımcı olmaya çalışmış, iyilik yapmak istemiş. Bunda bir tuhaflık yok ki. İyi bir şey, öyle mi? Kemal, bu kadını ne kadardır tanıyoruz? Ne ara bu kadar yakın olduk? Hayatımızda yerine ki bu kadar özelimize giriyor? Sen bu söylediklerinde ciddi misin gerçekten? Bizim asıl sorunumuz ne biliyor musun? Bizim asıl sorunumuz ne Meltem Hanım ne bu hediye. Asıl sorun senin bana güvenmemen. Ya bu hediye paketinin üzerinde başka kadının notu var. Ve mesele tam da bu şu an. Kendini benim yerime koy. Ne yaparsın, yine mi bir gariplik görmezsin? Bu saçmalığa bir son verelim bari. Bu konuyu tartışmak istemiyorum. Ben de Mert'in bana gelişini ve Nain Hanım'la barışmanızı kutlamak için gelmiştim. Meltem Hanım, ben izninizi isteyeceğim. Ama çok kötü gözüküyorsunuz. Bu halde araba kullanmanıza müsaade edemem. İzin verin, gideceğiniz yere kadar bırakayım. Thank you.
Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için... kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.